Evet, herkese yeniden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki derste yaptığım bazı şeyleri biraz değiştirmem gerekecek. Redis'le ilgili bazı beklentilerim boşa düştüğü için onu açıklamam lazım. Redis'te set komutu var, bir de hash set komutu var. Set komutu bizim programlama dilindeki değişken tanımlama olarak düşünebilirsiniz. Hash set ise hashmap olarak düşünebilirsiniz hash seti. Fakat Redis'in mesela güzel bir özelliği var. Siz set ile bir değişken oluşturduğunuz zaman buna bir süre veriyorsunuz. Bir key oluşturduğunuz zaman buna bir süre veriyorsunuz ve bu süre zarfının sonunda bu oluşturulan key yok ediliyor. Yani herhangi bir boşluk oluşmasın diye aslında güzel bir key value ve veri tabanı aslında böyle çalışır. Gayet de güzeldir. Neden? Çünkü siz bir veriyi orada tutacaksınız ama çok da fazla yer tutmasın. Bir süre sonra silinsin istiyorsunuz. Fakat ben mesela burada sisteme üye olan kullanıcılar için hash set kullanmıştım. Hash set ise hashmap kullanıyor. Yani her bir üye formu geldiğinde yeni bir üyelik girişi yapıldığında hash sette yeni bir key oluşturuyor. Ama hash setin şöyle bir dezavantajı var. Redis'te en azından benim gördüğüm kadarıyla biraz alengirli yöntemlerle hash setin içindeki bir elemanı silmek biraz karmaşık. Olaylar orada biraz karmaşıklaşıyor. Bu yüzden ben hash seti biraz daha değiştirdim. Benim önceki hash setim şöyle bir şeydi. Burayı hash set olarak düşünün. Ben buraya register ismini vermiştim. Sonra burada key de tabii out token idi. Token buraya gelmişti. Buraya da user datası gelmişti. Benim yaptığım hash set buydu ama şimdi ben üyelerin her üye geldiğinde veyahut her üye işte linki tıkladığında buradaki user datasını silmem lazım ki Redis şişmesin, büyümesin. Fakat dediğim gibi hash sette bu silinmiyor. Yani her bir eleman tek tek silinmiyor. Register'ın kendisini silmek için komut var. Ama şu eleman otomatik şu saat sonra silinsin diyebileceğimiz hazır bir komutumuz yok. Dediğim gibi alengirli yöntemlerle yapıyor. Ben de o zaman dedim ki madem öyle şöyle yapayım. Buraya hashset tablosuna ben direkt token'i ekleyeyim. Out token'i buraya ekleyeyim. Buraya key için email'i ekleyeyim. Value için de user data'yı ekleyeyim. Daha sonra expire denilen bir komut ile yani her bir user geldiği zaman bir tane hash set oluşturacak. Hash set tek bir tane bilgi taşıyacak. Aslında gereksiz tabii. Set olsaydı daha iyi olurdu ama sette çok fazla bilgi taşımak için biraz daha karmaşık komutlar kullanıyoruz. Ben biraz daha basit olsun diye yine hash set kullanacağım. Zaten arada çok fazla bir fark olmayacak. Ve daha sonra expire komutunu kullanarak expire ile buna işte şu süre zarfında silin diye komut vereceğim. Bu şekilde yapacağız. Bunun için tekrar connection'a geliyorduk. Neredeydi? Bizim pardon. Backend tarafında yapıyoruz şu an işlerimizi. Şuraları bir temizleyelim. Şimdi burada kullanıcı sign-in dediği zaman burada register'a gidiyordu. Connection Register'a gidiyordu. Şurada. Register nerede? Şurada. Gördüğünüz gibi ben burada işte hash set tablosunu register yapmışım ama ben bunu değiştirip şunu yapacağım. Bunu aldım. Buraya yapıştırdık. Daha sonra user'ın e-postasını alıyorum. Buraya da user e-mail'ini alıyorum. Bırakıyorum. Daha sonra user datasını da JSON olarak Redis'e ekliyoruz. İsterseniz bir tane deneyelim. Tabii öncesinde bir token'ın ne olduğunu da görsek iyi olur. Print ln diyelim. Bakalım hata verecek mi? Herhangi bir hata görünmüyor şimdilik. Çalıştıralım.
Tekrar bir üye olalım. Sallayalım yine. E-postayı da benim normal e-posta yapalım. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Giriş diyelim. Bakalım. Şimdi burada alt token bakın buymuş. Ben normalde şimdi Redis'te bunu okuyabilmem lazım. Tabi burada komutu nasıl alacağız? Bu biraz sıkıntı ya. Buradan kopyalama yapmak biraz zor. Evet, bunu okumak. Neyse bir Redis'e gelelim. Redis CD'yi hash get komutu ile hash set ile oluşturduğumuz key'i alabiliyoruz. 01 GX A1 D6 SA0 T36 SB7 W pardon, evet 7W 7CW CX T RG Get Field Mehmet Erbo. Şöyle e-posta adresi de şuydu. Gmail.com gibi. Bakın gördüğünüz gibi bilgilerimizi bu hashget ile saklamış. Dolayısıyla ama tabi buna bir tane komut daha vermemiz lazım. O da şu expire key'imizin ismi ne? Şu. Şu bizim key'imiz. Ben geliyorum bu key'e kopyala diyorum. Yapıştırdım. Seconds olarak mesela bakın 5 diyelim. 5 ya da 10 diyelim. Bir. Hala var. Hala var. Hala var. 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 Yok. Silindi. 10 saniye sonra bu key silinmiş oldu. Şimdi ben bunu yaptığıma göre artık rahatlıkla bunu da silen komutu eklemem lazım. Yine Redis CMD'den yapacağız. Bu defa herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt şu komutu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Expire, expire. Arg, her bir argüman için arg kullanıyorsunuz. Argüman dediğiniz şey burada ne? Bakın şurada ben hashket diyorum ya. Bu bir argüman, bu bir argüman, bu bir argüman. Her biri bir argüman olarak geçer Redis'te. Yine buraya out token'ı yapıyorum. Out token key'ini sil ama ikinci argümanda mesela saniye cinsinden bir değer veriyorum. O da ne? Buna 60 çarpı 60 diyorum. Çünkü expire saniye cinsinden alıyor. Bir tane de nanosecond second ya da millisecond cinsinden alan var ama onun komutunu unuttum şimdilik. Komutu girdikten sonra artık herhangi bir problem olmaz. Yani diyelim ki kullanıcı üye oldu ama girişi onaylamadı ya da e-postasına gelen linki onaylamadı. O zaman ne olacak? Bir saat içinde silinsin otomatikman. Gayet güzel. Şimdi ben buradan kullanıcıyı aldım. Bu defa ne yapması lazım? Bir tane link oluşturması lazım bana. Linkin içerisinde hem e-posta bilgisi olacak hem de ne bilgisi olacak? Out token bilgisi olacak. Yani bu out token e-postaya gidecek diye kontrol edeceğiz. Hala bile e-posta gönderme kısmına gelmedik. E-posta gönderme kısmı biraz daha basit. O halde şimdi register. Bir tane ne oluşturalım burada? Aslında şurayı bir kapatayım ben. Burası çok efektif değil. Kopyalama yapmam lazım. Ve bir tane sekme açayım. Diyelim. Start diyelim. Buradan başlasın. Şimdi buradan başladığına göre biz artık burada kopyalama yapmak biraz daha kolay dediğim gibi. O yüzden burayı kullanacağız. Bunun için bir tane link nasıl oluşturalım?
Let HTML eşittir diyorum. Format. Birincisi localhost 8080. 8080. Hiç boşluk bırakmadan auto için buraya, sonra soru işareti, sonra email. E-mail de şuraya. Auto için tabii formatı biraz daha değişik. Şimdi bakalım olacak mı? Localhost. Localhost. Gerçi bu böyle mi alıyordu? Heh, böyle alıyordu. Sonra buraya ikincisine out token to string into string. Tamam. Bir de en sonunda ne var? E-mail. User e-mail. Print ln HTML diyelim. Şuradaki print çalışmasın artık. Dikkatimizi dağıtmasın. Bakalım hata verecek mi? Ha, ben tersini yazmışım. HTML'e buraya gelir. Bakalım. Buraya da yine clone atalım. Çünkü sahipliği yine gidiyor burada. Gerçi burada şöyle de kullanabiliriz. Sahipliğine gerek kalmaz. Format çünkü böyle de çalışır ama into string orada işi bozuyor. Into string çünkü sahipliğini alıyor esas. Şimdi eklemeni oluşturduk. Bir çalıştıralım tekrar. Tekrar sal yapmasını. Burası kesin olarak şunu. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Bakalım bizim ha şuradaydı. Bakın burada bir tane link. Aa, bu kötü. Şu niye böyle oluşmuş? Bu oluşmaması lazımdı. Tırnakların olmaması lazım. Neden tırnak var? Bunu trim yapsak. Trim herhalde düzeltir. Neyse. Niye Firefox'u açtıysam. Şimdi tekrar. Şimdi bir bakalım. Gelmiş mi? Düzelmemiş. Şu tırnakları buradan almam lazım. Şu tırnakların burada olmaması lazım. Niye tırnaklı gösteriyor ya? Tırnaksız olsa olmaz mı? Artı sondaki ve baştaki. Şu karakterler de işimi bozuyor. Şu karakter. Şu karakterler benim işimi bozuyor. Sondaki ve baştaki iki tane karakter benim işimi bozuyor. Bunu nasıl yapabiliriz? String de yapsam olmayacak. Benim niyetim şunu sabit bir şekilde almak. Yani hiç tırnaksız bir şekilde bunu almak. Ama şurası güzel mesela. Burası tamam. Ama burayı formatsız yapamaz mıyız acaba? Format yüzünden mi böyle oluyor? Çünkü print bu şekilde yazmaz. Eğer fikri olan varsa bu konuda söylerse iyi olur. Çünkü benim işime bu gelmiyor. Şunu bir silerim bakalım. Belki de o yüzden tam şeklini yazıyor diye sorun çıkıyor olabilir. Tekrar. Tekrar. Bir bakalım. Tamam. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi bakın.
Şimdi benim yapmam gereken şey şunu kopyalayayım. Kopyalayacağız. Buraya bir tane root ekleyeceğiz frontend'e. Frontend bu root'u alacak ve bu root'tan gelen şu son kısım var ya. Root şuna göre gelecek. Bu out olacak. Tabii ben buraya register de ekleyeceğim. Şurada register olacak. Onu da hemen ekleyelim. Register. Şöyle. Şimdi ben bu register'a frontend'de bir tane root ekleyeceğiz. Ekleyeceğim. Bakın, registers burada logout falan filan var. Biz burayı değiştirelim. Bir tane de ne ekleyelim? Ekleyelim. Ama register'da birkaç bilgi daha oluyordu. Ben ona da bir bakayım. Monsoon Roots. Şurada. Ah. Nerede? Routing. Burada nasıl yapmış? Bakın mesela root report frequency değişkenleri burada bir tane struct oluşturup içine atmış. Tamam. Ama bu biraz daha uğraştırmaya müsait. Çünkü tam olarak aklımda değil bunun nasıl yapıldığı. Nasıl yapalım? Bunu biraz uğraşacağım diye sıkıcı olacak. O yüzden dersi burada bitireyim çünkü uğraşmam gerekecek. Biraz sessiz kalmam gerekiyor. Ben de o müthiş sesim olmadan video biraz sıkıcı geçebilir. Bunu burada durdurayım. Bu videoyu atayım. Daha sonra ikinci videoyu da hemen sonrasında çekip gönderelim.